Define ve Tarih Sevdası kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken biz de çalışmamızı evde yürütüyoruz. Bugünkü konumuz define işaretlerinden biri olan terazi define işareti. Terazi işareti bulduğunuz zaman bilin ki o bölge altın kaynıyor arkadaşlar. Yani bolca miktarda define var o bölgede. Öncelikle terazi işaretini hangi uygarlıklar kullanmışlar? Arkadaşlar terazi işaretini Ermeniler ve eşkıyalar kullanmıştır. Roma döneminde de kullanılmıştır bu işaret arkadaşlar. Dönemin önde gelen zengin esnaf veya Tüccarın gömüsüdür arkadaşlar. Ama e, adaleti seven, adaletten şaşmayan bir tüccarın gömüsüdür arkadaşlar. Onun simgesidir. Terazi işareti bulduğunuz zaman bir kayanın üzerinde siz de tam kendinizi karşıya verin arkadaşlar. Bir kefesi kesinlikle alttadır, bir kefesi üsttedir. Yani ağırlıklı olan kefe, hangi taraftaysa arkadaşlar sizi defineye büyük mala götüren işaret olur. Çökmüş olan kısım arkadaşlar iki kefe bulunur terazide. Biri ya yüksekte ya aşağıda. Hangisi aşağıdaysa yüksek yani ağır geliyorsa sizi defineye götürüyor. Arkadaşlar terazi işaretinin gömüsü iki tanedir. Biri hediyesidir. Biri de büyük olan maldır. Hediyesi yüksek olan kefe tarafındadır. Çok olan da ağır olan kefe tarafındadır. Kefeler denkse, eşitse arkadaşlar, kefeyle oynanmamış ama kefenin dili yani biri altta biri üstte kendini gösterir. Hangisi alttaysa arkadaşlar alt kısımda olan yere gideceksiniz. Yani kefenin altı, şey dili. Kefe değil de kefeler eşitse dil olarak hangisi alttaysa o bölgeye gideceksiniz. O bölgede araştırmanızı özellikle kayalarda yapın ve kayada, şekilsizlik, renk ayrımı yani kayanın rengi, büyük kayanın rengi siyah ama horosan harcı kendini gösteriyor arkadaşlar. Bu gibi yerlere direkt baktığı yönde sizi gösterir. Fazla uzak değildir. Kayalarda araştırma yapın ve kayaların dibinde odalara girilecek e, mahzenler olur. Çünkü büyük defineden bahsediyoruz arkadaşlar. Eşkıya işareti ise bu birbirine bağlantılı işarettir. Onu bulduğunuzda sizi başka bir işarete daha götürecek. Ee, çok define var bu alanda demek arkadaşlar. Yani e, birbirine bağlantılı harita bile bulabilirsiniz bu işaretin definesinde. İlk bulduğunuz define de. Terazi işareti arkadaşlar. Köprüye bakıyorsa öncelikle köprü... Büyük ihtimalle kuru dere yatağının bir köprüsüdür. Deresi yoktur. Sizi direkt köprünün ayaklarına götürüyor. Ayaklarında iyi bir araştırma yapmanız lazım. Tarihi bir köprü ise arkadaşlar. Yeni köprülerde define yoktur. Dikili taşlara sizi yönlendirme yapabilir. Dikili taşların hemen dibinde arkadaşlar boşluk çubuklarıyla dedektörlerle boşluk bulabiliyorsanız dikili taşlarda direkt boşluk bulun. Boşluk bulduğunuzda mal oradadır. Bir de arkadaşlar büyük hayvanları tartmak için çoğunuz bilirsiniz eski teraziler var. Büyük ve uzun bir kazık arkadaşlar terazi sistemi buna bağlıdır ağır eşyalar, ağır yükler bunlarla tartılıyordu. Bu işareti görürseniz arkadaşlar, yani bunu da terazi işareti, bunda iki tane balon gibi işaret bağlıdır arkadaşlar. Fotoğrafta size göstereceğim. Biri aşağıya bakar, biri yukarıya bakar. Tıpkı ip bağlanmış balon gibidir arkadaşlar. Terazi de bu balonlardan hangisine yakınsa büyük mal o taraftadır. Terazi işareti bu balonlardan hangisine yakınsa define o taraftadır. Ve ucu hangi taraftaysa balon yakın olan balon uç tarafa yakınsa orada hediyesi vardır arkadaşlar. Terazi işaretini bulduğunuz yerden en gömüsü en fazla 20 metre uzak 20-25 metre uzaklıktadır arkadaşlar çok fazla uzakta değildir özellikle e, patika yollarda bu işareti bulursunuz e, ve dağ yollarında fazla kimsenin gitmediği dağ yollarında özellikle eşkıyalar kullandığı için arkadaşlar tüm terazi işaretleri hepsi aynıdır Dediğim gibi ağır basan kefe tarafına gidilmelidir. Şimdilik bu kadar. Merak ettiğiniz tüm konuları gönderin arkadaşlar. Hakkında bölümünde benim adreslerim var. Fotoğrafları çekip gönderin birlikte yorumlayalım.